Ne istiyorsun? Anlamıyor musun? Nefretle bakma bana. Defol. Defol diyorum sana. Canımı acıtıyorsun. Sesinizi duydum, bir bakayım dedim. İyi geceler abi. Hadi sen de odana. Kenan kaç gecedir uykusuz. Kedi. Dikkatli. Köpek. Derhun. Benim var güzel bir kedi demek istersen. İhabe,
Aynı şöyle katı derim. Bravo, bravo. Ayşe konuşuyor, mükemmel Almanca. Siz ne diyor o beyefendi? Fena değil. Piyanosunu ihmal etmeyin. Ayşe büyük bir kabiliyet. İhmal etmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Hepinize Ayşe'ye gösterdiğiniz ihtimam için çok çok teşekkürler. Allah'a ısmarladık. Güle güle. İyi yolculuklar. Mersi. Hayırlı yolculuklar diliyor ben. Doğru söyle baba, büyük annem hangisine benziyor? Hiçbirine tabii. Şimdi içimden ne geliyor biliyor musun? Hayır. Sokağa fırlamak, tozlu yollarda koşmak, kendi yaşındaki çocuklarla oynamak, hatta ara sıra mızıkçılık yapıp içimden dayak yemek bile geliyor. Var mısın? Varım baba. Belli, belli. Hanım evladı. Sen benim babamı tanıyor musun? Yok. Hiç otomobilden aşağı inmez. Yok canım, şoför. Hadi paslan, hadi çabuk ol, paslan. Hadi, tamam. Hadi, hadi. Abi, sana ne olur aşağı. İşte ukalalık etme. Sen hala yatmadın mı? Hiç uykum yok. Gideyim de babanla birkaç laf edeyim dedim. Artık ayrılıyoruz ha? Daha koskoca bir 5 günümüz var Ayşe. 5 gün nedir ki baba? Hemencecik geçer. Bir sene de çabuk geçer. Ondan sonra daima beraber olacağız. Hiç ayrılmayacağız. Acaba babaanne beni sevecek mi? Sevmemesi için sebep yok. Mükemmel bir kadındır o. Güzelliğe ve dürüstlüğe aşıktır. İyi kalbidir. Çok zaman seni ona benzetirim Ayşe. Sahi ben de iyi bir insan mıyım baba? Tabii iyisin. Şüphen mi var yoksa? Pek iyi olmadığımı biliyorum ama iyi bir kız olmaya çalışıyorum. Nasıl anlatayım? Sanki içimde küçücük bir şeytan var. Yaramazlık eden, etrafındakilerini üzen küçücük bir şeytan. O kadar minik bir şeytan her insanın içinde vardır. Şimdi o şeytan bana ne diyor biliyor musun? Söyle babana, gittiği yerde yaramazlık yapmasın diyor. Madem ki annem öldü, Allah baba öyle istedi. Bir başka anne istemiyorum ben. Allah rahatlık versin. Sana. Bir dakika. Şu tüyler öyle sinime dokunuyor ki baba. Koltuğun arkasında tıpkı tavuk dolaşıyormuş gibi geliyor bana. Askerlik arkadaşım mı baba? Buyurun küçük hanım. Çok teşekkür ederim efendim. Dur bakalım, ne olacak o makas? Aman baba, aklım fikri şeytanlıkta. Bir oyun göstereceğim sana. Elindeki kitabı mı merak ettin yoksa? Evet. Neymiş?
çocuk bakımına ait. Öyleyse kendini yorma. Boşu boşuna boynun ağrıyacak. Ben çocuk değilim artık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızım Ayşe. Hoş geldin küçük. Babaannemin şoförü mü baba? Ferit amcan yavrum. Ya! Yalnız mı geldin? Bütün aileyi toplayıp getirecek değildim ya. Kardeş olduğunuz halde babama hiç benzemiyorsunuz. Öyle derler. Halam da size benzemez mi? Hayır. Peki o kime benziyor? Araba kullanmasını sever misiniz? Hayır. Peki denize girmesini? Çocukları sevmem. Bilhassa geveze olanları. Ben de asık suratlı insanları sevmem. Vay küçük beyim, hoş geldin, hoş sefalar getirdin. Hoş bulduk bayrama, nasılsın? Seni gördük, daha iyi olduk beyim. Vay vay vay, vay küçük hanım, Allah bağışlasın. Ah, teşekkür şey yarabbi. Ah, nasıl özledim seni, ben nasıl? Ben de seni, nasılsın? Çok şükür. Kızıma hoş geldin demeyecek misin? Ah, affedersin yavrum, her zaman böyle olur. Babanı görünce dünyayı unuturum. Öpebilir miyim seni? Tabii, istediğiniz kadar. Bırakın sevişmeyi. Hadi yukarı. Biliyorsunuz annem beklemekten hadi hoşlanmaz. Aman Allah'ım! Bu kundaktayken gördüğüm minik bebek değil mi? Seni ilk gördüğümde henüz bir haftalık küçük sıska bir çocuktun. Şu kadar, mercimek kadar. Ama o zaman da burnun böyle ceylan gibi sevimli, gözlerin boncuk boncuktu. Ama siz o zamanlar bu kadar iyi bir insan değildiniz herhalde. Neden? Beni bir daha görmeye gelmediniz de ondan. Yaman bir çocuk bu. Kime benziyor? Biraz daha tanırsanız, size benzediğini anlayacaksınız anneciğim. Yüzü tıpkı annesi, onun kadar güzel ve sevimli. Andan da hep seni sorar dururdu. Anneciğim. Merhaba annem. Büyük anne, müsaade ederseniz ben de kardeşlerimle oynayayım mı? Nasıl isterseniz yavrum, hadi çocuklar. Gül. Unutma, sen de çocuksun. Hadi yavrum. İzmir'de çok kalacak mısın? En çok bir sene. Küçüğü çok beğendim. Epey meşgul olmuşsun. Benim bir tesirim olmadı diyebilirim. Yaratılışı tıpkı annesi. Ne mükemmel bir kızdı. Senden sonra beni anlayan, mesut eden tek insan o oldu. Ayşe'yi yuvaya vermek için geldin ama yuvada ona ayrı bir oda istemen doğru değil. Bırak diğer çocukların arasında onlar gibi yaşasın. Aynı fikirdeyim ama onu alıştığı şeylerden birdenbire ayırmak, uzaklaştırmak istemiyorum. Hem yaramaz çocuklara benziyorsun Handan. Şimdiye kadar piyanoya bu kadar düşkün olduğunu bilmiyordum. Can sıkıntısı. Mevzu seni de alakadar etmeli.
Ailenin bir ferdinden bahsediyordum. Buna rağmen benim için enteresan değil. Esasen bu evde her şey eski, monoton ve alelade. Tabii siz hariç hanım anne. Karın gittikçe küstahlaşıyor Ferit. Farkındayım anne. Sadece farkında olmak bir şey ifade etmez. Doktor bey annenize geldiler. Hayrola? Bir şey yok maşallah ama insan yaşlanınca hayat tatlılaşıyor küçük bey. Ne olur dinle beni. Barışmamız, dost olmamız lazım artık. Bir rüzgar esti, ne varsa alıp götürdü içimden. Benden nefret etmen için sebep yok artık. İnanmıyorum sana. Bu yaralar hiçbir zaman iyileşmez. Senin içindeki kötülüğü yok etmenin tek yolu var, o da yüreğini söküp atmak. Kenan! Aramıza karışmakla ailemize en büyük lekeyi ve şerefsizliği sürmüş oldun. Bu kâfi. Bir daha önüme çıkarsan, o yılan kafana ezerim seni. Aman baba, bu adamı da hiç sevmiyorum. Diyorsun bu hayvanlara işkence etmekte? Ruhlarını terbiye ediyorum. İşkence, acı, korku. Bunları tatmayan mahluk kuvvetli olamaz. Kuvvetsizlere de dünyada yer yok. Senin gibi sapıklara da yer olmamalı. Benim sapıklıktan hiç şikayetim yok. Asıl derdim malum. Parasızlık. Eniştemden bir şey koparabildin mi? Bak, bu son. Çok sızlandı mı? Ona kalsa eli açıktır. İstediğim kadar verir ama... Her şey şu koca karının elinde. Ömrümde sizin kadar güzel masal anlatan insan görmedim. Dinlemesini bilen çocuklara güzel şeyler anlatılır. demek bugün ayrılıyoruz Ayşe, öyle mi? Evet babaanne. Ama bir hafta sonra yine beraberiz değil mi? Tabii. Yalnız Ece'yi bulamadığım için çok üzülüyorum. Ece mi? O da kim? Söyle bakayım. Yeni alacağımız bebek. Kaç gündür arıyoruz, bir türlü bulamıyoruz. Nasıl şeymiş o? Nasıl olduğunu bilmiyorum ama... ...onu görür görmez tanıyacağımdan eminim. Muhakkak ki bütün bebeklerden daha güzel... ...daha sevimli olacak. Beni anlayacak, bana arkadaş olacak. Saçma! Neden saçma olsun? Biliyorum. Şu anda o da sabırsızlıkla beni bekliyor. Belki etrafında birçok güzel oyuncak bebek var ama... ...benden uzak olduğu için kendisini çok yalnız hissediyor. İşte okulun yuvan. Beğendin değil mi?
Verdiğin sözü unutmadın değil mi? Ayrılırken sokak çocukları gibi ağlamak, burun çekmek yok. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldin yavrum. Sormayın beyefendi, küçüğün eşyası henüz geldi. Sabahleyin iyice telaşa düştük. Sizi tanıyorum ben. Uçakla beraber yolculuk ettik. Ya öyle, hiç farkında değilim. Senin yerinde olsam Nurten Hanım'a gücenirdim Ayşe. Neden efendim? Ayşe uçakta hep sizinle alakadar oldu. Çocukları sevdiğinize göre onun bu ilgisini cevapsız bırakmanız garip. Ama belki de elinizdeki kitabı merak etmiştir. Fakat baba, kitabı merak eden ben değildim ki, sizdiniz. Hatta o kadar çok baktınız ki boynunuz ağrıyacak diye korktum. Hem ben okuma bilmiyorum ki, kitabı merak edeyim diyeyim ama. Neredeyse zil çalacak, ben gideyim. Hadi bakalım. Baba kız ayrılmak saati geldi. Sakın ağlamak yok ha. Unutma ki bundan sonra ben de senin baban sayılırım. Demek tam bir sene bu odada oturup, bu yatakta yatıp seni düşüneceğim. Geri dönmeni bekleyeceğim baba. Bak yavrum. Gel şöyle. Burada birçok arkadaşın olacak. Yeni yeni şeyler öğreneceksin. Her akşam odanda yalnız kalınca düşün ki İzmir'deki evimizdeyiz ve ben senin odanın yanındaki odada yatıyorum. Sık sık mektup yazacağım. Özledikçe okutursun. Okuma yazma öğrenip bana yazacağın ilk mektubun heyecanını düşün. Annenin ölümünden sonra bir insanı mesut veya bedbaht edecek ne varsa sen de buldun beni. Ufacık bir gülüşün, tatlı bir bakışın beni sevindirdi. Gözlerindeki bir damla yaş en büyük acıyı verdi bana. Seni çok sevdiğimi, bu ayrılığın her ikimizin de iyiliği için olduğunu unutma. Ayşe, beni anlıyorsun değil mi yavrum? Ne bakıyorsun bana öyle? Ezberlemek mi istiyorsun yoksa? Hayır baba, seni ezbere biliyorum ben. Sen kalbimdesin benim. Ayşe size emanet. Ayşe. Ayşe. Kapı kilitli efendim. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Birkaç dakika ne olur, yalnız kalmak istiyorum ben. Tam o sırada pencereden gördüm. Babasıyla geliyordu. Kucağında öyle güzel bir bebek vardı ki, görsen bayılırsın. Hem kendisi de çok güzel. Annene söyle de sana bir gözlük alsın. Benimle böyle konuşmanı istemiyorum. Neresi güzel onun? Hem şımarık hem çirkin. Yalan söylüyorsun. Çok güzel kız o. Aptal, o benim amcamın kızı. Öyle şımarık ki insanı deli eder. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Geç geç şöyle geç geç.
size yeni bir kardeş getirdim çocuklar. Adı Ayşe. Aynı zamanda Gül'ün arkadaşı. Hoş geldin Ayşe. Gel benim yanıma otur Ayşe. Gel. Gel Ayşe gel benim yanıma. Ay Ayşe. Gelmesine imkan yok ki. Baban gideli daha 2-3 gün oluyor. Evet ama belki de yolda yazmıştır. Merak etme, neredeyse gelir. Babanı çok mu seviyorsun? Dünyada her şeyden çok. Hiçbir çocuk babasını benim kadar sevemez. Çünkü o dünyadaki babaların en iyisidir. Mektup gelir gelmez sana veririm Ayşe. Çok teşekkür ederim efendim. İstemiyorum, bırakın beni, istemiyorum! Durun canım! Sana takalım mı? Bırakın kızı! Ayşe'ye takalım, Ayşe'ye takalım! Gibi bebek budalası değilim. Ama benim kardeşimsin. Gelmen lazım. Ne olur gel. Hadi gel. Zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak bir ülkede iyi bir padişah varmış.
Padişahın ay kadar güzel, reçel kadar tatlı bir kızı varmış. Uzak ülkelerden gelen yakışıklı bir prens bu kıza sormuş. Sen in misin, cin misin? Kız cevap vermiş. Ben ne inim ne cinim, bir padişah kızıyım demiş. Prens buna çok sevinmiş. Fakat yakışıklı, iyi kalpli prensin babası olan padişah ağır hastaymış. Defol, git buradan, git diyorum sana! Ne oldu Gül, ne var? Bu niçin gelmiş buraya? Kimsin sen? Sakın kül kedisi Cinderella olmayasın. Kademenin kızıyım. Masal anlatıyordunuz da çok hoşuma gitti, affedersiniz. İçeri gir de dinle. Hadi canım, gelsene. Hademenin kızı. Hademenin kızı o, bizim aramıza girip masal dinleyemez. Ne ayıp şey, masallar herkesindir Gül. Onunla bir arada oturamam ben. Annem kızar. Sizin anneniz beni alakadar ya, etmez. Ya öyle mi? Derhal görüşmemiz lazım. Bekleyin. Buyurun doktor bey. Sakin bir hayat, katli istirahat ve asla heyecanlanmak yok. Sizin gibi bir insanı senelerce idare eden bir kalp ancak bu kadar yorulabilirdi. Sizin gibi bir insandan kastınız ne? Bunu izah edebilmek için birkaç ciltlik bir şaheser yazmak icap eder. Dua edin ki genç değilim doktor. Allah'a ısmarladık efendim. Birisiyle meşgulken insan bu şekilde rahatsız edilmez kızım. Nasıl hareket etmemi istiyorsunuz? Karşınızda el pençe divan mı durayım? Yukarı çık Gül. Sana söylüyorum Gül. Eski günleri yüreğinden sil artık. Evlatlık olduğun günler çok geride kaldı kızım. Maziyi unutmadıkça değil benim gelinim karşı olsam bile bu aşağılık duygusundan kurtulamaz. Kimden bahsedeceğimi anladığınız için hakaret ederek beni yıldırmaya çalışıyorsunuz ama... İzaha lüzum yok. İlk geldiği gün Ayşe'den nefret edeceğini anlamıştım. Kendini prenses zanneden, altın kelebek dedirten, hademe çocuklarına masal anlatan, şımarık küstah bir çocuk için bana hakaret edemezsiniz. Nasıl? Kendini prenses zannediyor, altın kelebek dedirtiyor ha? İnanılmayacak kadar güzel bir şey bu. Düşünün ki hayatı boyunca mücadele edip yine de kendine hanımefendi dedirtemeyen kadınlar var. Babam mektubunu okumadan uyumak yok. Dinleye dinleye öyle ezberledim ki çocuklar, sormayın. Bakın dinleyin. Sus be! Benim iyi kalpli, tatlı, altın kelebeğim. Seni ne kadar çok... Artık ezberledim. Ama gene de sizin okumanız çok hoşuma gidiyor. Bu kaçıncı okutuş, küçük şeytan? Siz okurken babam yanımdaymış gibi geliyor bana. Ver bakalım. Benim iyi kalpli, tatlı altın kelebeğim. Seni nasıl özledim bilemezsin. Çok defa işi gücü bırakıp senin yanına koşmak, o bambi burnundan... Doya doya öpmek istiyorum. Burası oldukça güzel bir yer. Sabahları erkenden işe gidiyor, otele gece geç vakit dönüyorum. Fakat sana mektup yazarken... Bütün yorgunluğumun kaybolduğunu hissediyorum. O çapkınca bakışın, gülen yüzün... Bir an olsun gözümün önünden gitmiyor. İçindeki o küçücük şeytana söyle. Hiç yaramazlık yapmıyorum. Çünkü buraya gelirken... Kalbimi orada bıraktım. Öğretmenine benim tarafımdan ayrıca teşekkür et. Bir mektup sevilen bir insana yazılmıyorsa... ...ekseriya ağır ve tatsız bir vazife olur. Öyle mi öğretmenim? Hayır Ayşe. Çünkü seni çok seviyorum. Ve senin arzunu yerine getiriyorum. Sağ olun. Babamı da sevseydiniz o zaman daha zevkli yazardınız. Ayşe neler söylüyorsun? Affedersiniz. Kötü bir şey mi söyledim yoksa? Peki başka ne yazmış babam? Bütün yorucu meşguliyetleri arasında babana yazılacak mektuplar için sana zaman ayırması... ...kalbinin de... Kalbinin de yüzü kadar güzel olduğuna delalet eder.
Bazen düşünüyorum da havaalanından sonra bir yuvada karşılaşmamızın Allah'ın bir lütfu olduğuna inanacağım gibi. Niçin okumuyorsunuz öğretmenim? Yazılar biraz karışık da. Yoksa sıkıldınız mı? O nasıl laf, hiç sıkılır mıyım? Zaten bitmişti. Gözlerinden öperim benim minik kelebeğim diyor. Babana bu sefer iyi bir mektup yazmamız lazım. Ben de aynı fikirdeyim. Hareketinize bir mana veremediğim gibi yazdıklarınızı Ayşe'ye okumakta da müşkülat çekiyorum. Eğer bir daha... O dünyadaki öğretmenlerin en iyisi, en tatlısı, en şekeri. Biliyorum, darılacaksın ama onu en az annem kadar seviyorum. Ama Ayşe... Fena bir şey mi söyledim öğretmenim? Yazın, yazın. Bu sözüm için annemin beni affedeceğini biliyorum. Şimdi yazın. Babacığım, gözleri tıpkı deniz gibi öğretmenimin. Tıpkı masallardaki iyilik perileri gibi. Tatlı, güzel. Ayşe, bütün bunları yazmama imkan yok. Siz yazmıyorsunuz ki. Ben yazıyorum. Yazmak bilseydim bunları kendim yazacaktım. Sizin de haberiniz olmayacaktı. Değil mi ama? Bu ayın 18'inde Ayşe'nin doğum günü var. Acaba rica etsem doğum gününde Ayşe'ye benim adıma bir hediye almasını rica ettim. Nurten Hanım her bakımdan mükemmel bir kız. Siz de kendisini çok takdir ettiğinizi söylemiştiniz. Bu bakımdan... Bana. Kızmam. Odanın tozunu almaya gelmiştim. Zararı yok canım. Görünce dayanamadım. Yok. İstersen her zaman gel oyna. Ama ben... Sen benim arkadaşımsın. Kardeşimsin. Bebek hoşuna gitti mi? Bayıldım. Al, senin olsun. Ne kadar sevindim büyük anne. Yalan söyleme Ayşe. Baban gelseydi herhalde daha çok sevinirdin, hı? Belki. Nasıl öperdi seni? Tam burnumun ucundan. Hmm. Kelebek öpüşü derdi buna. Böyle mi? Evet. Nereden biliyorsunuz? Senin babam kocaman bir sahtekar Ayşe. Küçükken ben de ona aynı şekilde öperdim. Benden çalmış bu öpücü. Babam küçükken yaramaz mıydı? Hem de nasıl. Öyleyse sizin oğlunuz kocaman bir yalancı. Nedenmiş o? Çünkü bana küçücükken çok uslu bir çocuk olduğunu söylemişti. Yoo, ne olursa olsun oğluma yalancı demen doğru değil. Sizin de öğretmenimin yanında babama sahtekar demeniz doğru değil. Bugün sizinle görüşmek için ziyaretinizi rica ettim. Buyurun. Yaş ilerledikçe insanın içine bazı korkular düşmeye başlıyor. Bizim kalpte ara sıra garip garip sinyaller vermeye başladı. Babası uzakta. Aileye gelince bazı lüzumundan fazla iyi ve yumuşak, bazı da tam aksi. Sizi eskiden beri tanıyorum yavrum. Ayşe ile bir öğretmenden ziyade bir ana gibi alakalı olmanızı rica edebilir miyim? Müsterih olabilirsiniz efendim. Bir öğretmen icabında talebesinin anası, hatta arkadaşı olmasını bilmelidir. Biliyor musunuz, siz mükemmel bir kızsınız. Teveccühünüz efendim. Oğlumun da bunu anladığına o kadar memnunum ki. Müsaadenizle efendim. Bunu gördükçe daha çok beğeniyorum. Şimdilik senin niyetin hakkında kendisine hiçbir şey söylemedim. Biliyor musun senin o maskara kızın okulda dans dersine başladı? Öğretmenim müsaade de Ayşe'ye. (Gülüyor)
ölümden beter bir halde. Bütün ağrız beyninde. Şu anda sizi teselli etmek için söylemiyorum ama... belki ufak bir ameliyatla her şey düzelebilir. Ferit'le Nazlı kendisini İstanbul'a nakletmek için uçakla gittiler. Ayşe'nin hakikati bilmemesi lazım. Fakat... felakete dayanamayacak kadar hassas ve içli bir küçük. Çok rica ederim, şimdilik ona hiçbir şey söylemeyeyim. Sen hala uyumadın mı? Düşünceden uyuyamadım ki. Neymiş o düşünce bakayım? Ne olacak babam? Kaç gündür bir tek mektup yazmadı. Haksızlık ediyorsun. Daha iki gün evvel mektup geldi ya. Ama ben onu öyle özlüyorum ki... her gün, her saat mektup yazmasını istiyorum. O da bunu bildiği halde yazmıyor. Ne ayıp değil mi? Hadi uyu bakalım. Öğretmenim. Bu kelebek öpüşü. Bu da keçi öpüşü. Bu ne öpüşü? İsmi yok. Anne öpüşüne benziyor öğretmenim. Ne olur mektup gelir gelmez bana haber verin. Evlatlarım, yavrularım, beni iyi dinleyin ha. Ayşe kızım, bundan sonra ben de senin baban sayılırım. Ha 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 ha. Babamdan mektup var mı? Hayla. Hayır. Çiftçi Çukur'daydı, haydi beni kızım. Çiftçi Çukur'daydı, çiftçi babamdan mektup var mı? Çiftçi Çukur'daydı, haydi beni. Altın kelebeğim, kısa bir müddet sana daktiloyla mektup yazmak mecburiyetindeyim. Ufak bir kaza geçirdi baban. Bizim çalışma yerindeki ustaya çivinin nasıl çakılacağını gösterirken çekici yanlışlıkla parmağına vurdu. Bitmedi mi? Bitti efendim. Hayatımda bu kadar hassas çocuk görmedim. Ve demin geldi, babamdan mektup yok mu efendim diye sordu. Farkında mısın, son günlerde ne kadar değişti, gel bak. Evet, ben Nursen efendim. Nazlı Hanım. Evet efendim, teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Biraz sonra aile doktorları Ayşe'nin babası hakkındaki son raporu getireceklermiş. Benim de yanlarında bulunmamı istiyorlar. Eğer müsaade ederseniz... Tabii kızım. Bunu pullayıp Ayşe'ye verin. Kenan Bey bugün ameliyat oldu. Kafatasından küçük bir kemik çıkarılıp yerine plastik kemik konuldu. Netice doktor, neticeyi söyleyin bana. Hakikati saklamaya lüzum yok. Anne! Teselli edilmek istemiyorum. Evet doktor. Hastada geçici bir unutkanlık mevcut. Yani hafızasını kaybetti, öyle mi? Maalesef evet. Sizden ricam, sakın ümitsizliğe kapılmayın. Hafıza kaybı umumi veya mevzi olabilir. Şayet mevzi ise bazı şeyleri hatırlayabilir. Ve iyi bir tedaviyle, zannedersem kısa zamanda... Şayet umumi ise... O zaman hiçbir şey hatırlamasına imkan yok. Ameliyattan bir hafta sonra durumu tamamıyla anlaşılır. Şimdilik beklemekten başka elimizden hiçbir şey gelmez. Alakanızdan dolayı teşekkür ederim doktor. Vazifemiz efendim. Ben yarın gene uğrarım. Üzülmeyin. Hayatım boyunca ihtiyar bir çam gibi gölgemde yaşadınız. Hiçbir şey vermediniz bana. Sen... kadından, oyundan başka hiçbir şey düşünmedin.
Sen de aramızdaki uçurumu hissettiğin için daima benden nefret ettin. Ölümümü bile istedin. Sana gelince her zaman ürkek, zavallı gölge gibi yaşadın evin içinde. Ya sen? Aramıza karıştığın günden beri çapkın bir yalı oğlanı gibi giyinmekten, çıplak kadın resimleriyle dolu mecmuaları karıştırmaktan başka ne yaptın? Hepsini, bütün bunları affediyorum. Ama bugün itibaren bir mucize yaratın, birleşin, doğumu kurtarmak için ne lazımsa yapın. Şimdi yalnız kalmak istiyorum. Çıkın dışarı hadi. Kasten sizi yanımıza çağırdım. Bizi yakından tanımanız için kızım. Sizi kendime hepsinden çok daha yakın buluyorum yavrum. Kızım Nazlı bir o iyidir işlerinde. Ona güvenebilirsiniz. Ama öyle aciz, öyle aciz ki size güven... Bana güvenebilirsiniz. Oğlumu ve Ayşe'yi yalnız bırak. Noter Adnan Bey geldiler. Buyursunlar. Buyurun Adnan Bey. Vasiyetnamede bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Öyle zannediyorum ki bu son değişiklik olacak. Beni dinleyin çocuklar. Bugün küçük kardeşiniz Ayşe'nin doğum günü. Bu mutlu gününde ona ve siz yavrularıma hayatta iyi günler ve başarılar dilerim. Hepinize çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben annesiz bir kızım. Bugün babam da yok yanımda. Ama sizler varsınız. Öğretmenim var. Bunun için çok çok sevinçliyim. Babanın gönderdiği hediye. Ama öğretmenim, ne olur doğru söyleyin. Babama bir şey mi oldu yoksa? Nereden çıkardın bunu Ayşe? Bu bebeğin aynını daha evvel de almıştı bana. Belki de unutmuştur. Belki de... Ayşe! Kendi elimle işledim, senin için. Ne var, ne oluyor? Çocukları hemen götürmem lazım. Maalesef annemin durumu çok ağır. Tasavvur edemeyeceğin kadar. Bu sabah birdenbire fenalaştı. Biraz acele etsek iyi olur. Ayşe, seninle biraz konuşmam lazım yavrum. Ayşe, yavrum. Onu bırakmayın. Onu... Hanımın bana yazdırdıkları bunlar. Vasiyetname kanuna uygun bir şekilde tanzim edilmiştir. Bütün bu saçmaları nasıl dinlediğime, nasıl tahammül ettiğime şaşıyorum. Yok. Yoksa itiraz etmek niyetinde değil misiniz? İtiraz neye yarar her şey olup bittikten sonra? Olup biten hiçbir şey yok. Şuursuz bir ihtiyar kadının hislerine kapılarak tanzim ettirdiği bir alay saçma. Rica ederim dikkatli konuş. Annem şuursuz değildi. Şuursuzdu. Zaten bu ailede şuuru yerinde kimseye rastlamadım. Ölüm bile sizi akıllandıramadı. Ailemiz hakkında karının bu şekilde konuşmasına nasıl müsaade ediyorsun? Andar haklı.
Annem ölmeden evvel bir yabancıdan, Ayşe'nin öğretmeninden yardım isteyecek kadar şuursuz ve zavallı bir kadındı. Bu vasiyetnameyle hepimize en büyük haksızlığı yaptı. Annen köşkü ve şahsi parasını Ayşe'ye bırakmakla bana, abine, çocuklarımıza, hepimize en büyük haksızlığı yapmış oluyor. Mirasın üçte biri Kenan'a kaldı. İyileşmesi şüpheli, aciz ve hasta bir adam. Diğer büyük bir kısmı da Ayşe, ufak bir çocuğa. Hatta şu içinde yaşadığımız köşk bile Ayşe'nin. Ne yapmak fikrindesin? İtiraz edeceğim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama çocuğun hiçbir zaman bilmemesi lazım. Ve ben neticeyi alıncaya kadar hiçbirinizden en ufak bir itiraz bile istemem. Bu yaştan sonra senin hakimiyetine mi girmemi istiyorsun? Senden bir şey mi istedim? İşime karışma sen! Yüreğindeki o iğrenç ihtiras uğruna sen dünyayı bile ateşe verirsin! Nazlı! Abi nasıl müsaade ediyorsun karına? Handan haklı! Yerden göğe kadar haklı! Kenan'ın tedavisi için ne lazımsa yapılsın. Ama çocuk, onu yaşadığı hayal aleminden söküp almak lazım. Şımarık, küstah, terbiyesiz bir çocuk Ayşe! Bu mevzu beni hiç alakadar etmez. Sen ne dersin? Son günlerde mektuplar ne kadar sıklaştı, değil mi? Ya, sevinmemiş gibisin. Sevinmedim. Babamı hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ama haksızlık ediyorsun. İşlerinin ne kadar çok olduğunu biliyorsun. Belki de gelmemesi için bilmediğim başka sebepler vardır. Hiçbir şey babaannemden daha mühim olamazdı. Onun öldüğünü duyar duymaz gelmeliydi. Dünyada anneden daha tatlı, daha güzel ne olabilir? Onu bir daha hiç, ama hiç görmeyecek artık. Seni almaya geldim yavrum. Bundan sonra daima bizimle beraber olacaksın. Hiç kimse üzemeyecek seni. Niçin efendim? Ayşe'den çok memnunuz. Burada kalması onun için daha faydalı olur. Ben aksi fikirdeyim. Babasının hali malum. Onun vaziyetinde bir çocuğun aile içinde aile terbiyesi alarak büyümesi lazım. Ne demek istiyorsunuz? Babama ne oldu? Babana ne olabilir ki Ayşe? İşlerinin çok olduğunu, senden meşgul olacak vaziyette olamayacağını söylemek istiyor. Yalvarırım söyleyin, babama ne oldu? Yoksa o da mı öldü? O da mı bıraktı beni? Ne olursunuz söyleyin. Rica ederim. Ölmedi yavrum, yaşıyor. Bunları evde konuşuruz Ayşeciğim. Hazırlan, hemen gidiyoruz. Ani karar vermemenizi rica ederim. Müsaade ederseniz amcasıyla temasa geçeyim. Hem babaannesi... Karar ailece verildi. Amcasıyla temasa geçmeniz bir fayda vermez. Babaannesi burada kalmasını istiyordu. Biliyorum, bana söyledi. Bir ailenin hususiyetine burnunuzu sokacak kadar küstah olmayın. Amcasına müracaat arzusu da... her işi erkeklerle hallettiğinizi göstermeye kâfi. Siz bir çılgınsınız, kötü maksadınızı anlıyorum. Burası asil aile çocuklarının devam ettiği bir yuva. Nasıl oluyor da bu derece bayağı bir kızı öğretmen olarak tutabiliyorsunuz? Hadi yavrum, gidelim. Olur ağlamayın. Beni sizin yanınızda bırakmayacaklarını biliyorum. Yoksa gitmezdim. Sizi unutmayacağım öğretmenim. Hiçbir zaman, her zaman kalbimde yaşayacaksınız. Hadi gülün biraz. Ağlamayın, ne olur. Bütün arkadaşlarıma hep size anlatacağım. Gülerken meleklere benzerdi öğretmenim diyeceğim. Allah'a ısmarladık öğretmenim. Sakın beni unutmayın, değil mi? Ne yapmak istiyorsun yavrum? Yuvadan ayrılıyorum. Çok yorgunum, moralim bozuk. Dinlenmeye ihtiyacım var, özür dilerim. Burasını açtığım zaman senden başka yardım edecek hiç kimsem yoktu. Yılmadan benimle beraber mücadele ettin.
bugünkü duruma geldik. Şayet bu yuvanın temelleri kötü bir kadının yalanlarıyla yıkılacaksa, bırak yıkılsın. Bir yere gidemezsin. Bir tek talebem kalmasa dahi yeniden mücadeleye başlarım. Ama seni bırakmam. Bak zil çalıyor. Hadi sınıfına. Çocuğu çağırın bana. Peki efendim. Efendim değil, hanımefendi. Gel bakalım altın kelebek. Seninle konuşacak mühim meselelerimiz var. Yalnız karşımda sokak çocukları gibi ağlamaya başlama. Merak etmeyin, ağlamam. Sahi mi? Babanın bir kaza neticesinde deli olduğunu, iflas ettiğini, bugün bir kuruşu bile olmayan fakir, kimsesiz bir çocuk olduğunu söylesem, gene ağlamayacak mısın? Ağlamayacak mısın? Bundan sonra sokaklarda sürünmeye, hayatını kazanmak için çalışmaya, bir evlatlık gibi yaşamaya mecbur olduğunu söylesem, gene ağlamayacak mısın? Hayır! Ah! Bugünden itibaren durumuna uygun bir tarzda yaşayacaksın. Bütün bu eşyalar, oyuncaklar yok senin için. Bahçedeki küçük evde hizmetçiyle kalacaksın. Ve yediğin yemeği hak etmek için çalışacaksın. Gitmeden evvel kucağındaki bebeği de bırak. Ölsem bile bırakmam. Babamdan kalan son hatıra o. Kalsın. Bu iyiliğim için bana teşekkür etmeyecek misin? Alın şunu götürün, gözüm görmesin. Ayşe! Yavrum, yavrum, yavrum benim. Ağlamayın hala, ne yapalım? Oldu işte, sabretmemiz lazım. Evet, sabretmemiz lazım yavrum. Şu anda hiçbir şeye mani olmak elimde değil. Daha kötü bir vaziyeti önlemek için sabretmemiz lazım. İnan bana Ayşe. İnanıyorum hala. Sen kendini üzme, babama ne oldu? Anlat bana, doğrusunu anlat, ne olur. Bir araba kazası geçirdi yavrum. Babam iyileşecek mi? Sana yalan söylemek istemem Ayşe, bilmiyorum. Ama Allah'tan ümit kesmemek lazım yavrum. El ele verip bütün gücümüzle iyileşmesi için çalışmalıyız. Baban hastanede. Orada kalması kendisi için daha hayırlı ama Handan onu mutlaka eve getirecektir. Birbirimize yardım edeceğiz. Babanın iyileşmesi için çalışacağız yavrum. Ben gidiyorum Ayşe. Sen kocaman bir kızsın burada. Korkmuyorum hala. Babacığım. Babacığım. Baba. Babacığım. Baba.
Baba! Baba! Bak, gördün mü nerede izleyeceğim? Artık hiçbir zaman bir evimiz olmayacak. Sana elimle elbiseler dikemeyeceğim. Babamız artık bizi kucağına almayacak Ecem. Ne kadar üzülüyorum bilsen. Babam, babam olsa şimdi beni öperdi. Babacığım. Deyip çakmanın zamanı geçti. Hanımefendi kahvaltıyı tam zamanında ister. Sabah sabah çocuğu haşlama. Sen kendi işine bak. Gel yavrum, gel sen benden bak. Ayşe, nasılsın diye soracaktım. Görüyorsun işte, iyiyim. Bütün arkadaşlar seni soruyorlar. Sana yaptıklarım için çok üzgünüm. Sen bana bir şey yapmadın ki. Yardım edebilir miyim sana? Bana artık kimse yardım edemez Gül. Bir daha o tepsiyi yere bıraktığını görmeyeyim, beceriksiz. Affedersiniz, kapıyı kapatacaktım. Kahvaltıdan sonra tepsiyi eline alır, usulünü öğreninceye kadar çalışırsın. Peki efendim. Peki efendim değil. Emredersiniz hanımefendi. Tekrar et bakayım. Emredersiniz hanımefendi. Bir daha bana böyle küçümseyerek baktığını görürsem gözlerini oyarım senin. Şurada kahvaltımı bitirmemi bekle. Annenin kim olduğunu biliyor musun? Bir mahalle bakkalının kızı. Basit, alelade bir kadın. Babam çok güzel ve iyi kalpli olduğunu söylemişti bana. Baban sersemin biridir. Babam dünyanın en akıllı adamıdır. Onun için mi aklını kaybetti? Yenge! Hanımefendi. Evet, baban sersemin biriydi. Ve babaannen o kızla evlendiği için babanı hiçbir zaman affetmedi. Gelinini köşke istemedi. Yalan! Babam çok çirkin bir hadise yüzünden buradan kaçmış. Annemle evlenmiş. Hem de kimseye haber vermeden. Babaanne bunun için kızmış ama sonra affetmiş. Ben doğunca da ailenin en kıymetli mücevheri olan bileziği anneme hediye etmiş. Ah! Ne dedin, ne dedin? Asırlardan beri ailenin en kıymetli hazinesi olan o bileziği annene mi verdi? Konuş! Konuş sana yılan! Evet, anneme verdi! Yalan! Yalan söylüyorsun! Hayır, yalan söylemiyorum! Babam gösterdi bana! Şimdi nerede? Nerede saklıyor onu? Bilmiyorum! Biliyorsun! Çabuk söyle yoksa öldürürüm seni! Yemin ederim ki bilmiyorum! Defol! Defol, çık dışarı! Defol! Görüyor musun ananın yaptığını? Ne yapmış? O mücevherli bileziği Kenan'ın karısına vermiş. Kenan'ın hemen buraya eve getirilmesi lazım. Hemen! Ne yapıp yapıp yerini öğreneceğim. Benim hakkım o, anlıyor musun? Benim hakkım! Seni görmek isteyen bir ziyaretçi var Kenan. Kimseyle görüşmek istemediğini biliyorum ama buna mani olmak elimden gelmedi. Merhaba. Neler söylemek lazım geldiğini bilmiyorum ama Kenan Bey, çok üzgünüm. Üzülmeniz için sebep yok kızım. Kenan Bey tehlikeyi atlattı. Ameliyatın neticesi mükemmel. Tamamen eski haline geleceğine eminim. Ayşe'yi buraya getirmeyi çok isterdim. Fakat ne kadar hassas ve içli olduğunu biliyorsunuz. Birkaç defa durumu ona anlatmaya karar verdim. Bir türlü yapamadım. Ama siz isterseniz... Biraz daha bekleyelim kızım. Allah'a ısmarladık. Çiçekleri geri mi götüreceksin? O kadar şaşırdım ki. Ayşe bu çiçekleri çok sevdiğinizi söylemişti bana.
çiçek getiren siz oldunuz. Nasıl olur? Ablası ziyaretine gelmedi mi? Durumu ağır olduğu günlerde her gün geldi, ziyaretine müsaade etmedik. Ne sebeple olursa olsun hastayı üzmemek lazım. Heyecan, üzüntü katiyen yasak. Her zaman bekleriz kızım. Ne var halacığım? Hasta mısın yoksa? Üzülme halacığım. Baksana halime. Hizmetçilik oynuyorum. Hiç yorulmuyorum. Hem ev işi de öğrenmiş oluyorum. Kendini üzme. Nasılsa bir gün bunların hepsi bitecek. Göreceksin, bitecek halacığım. Bu çocuğun durumu seni hiç üzmüyor mu? Ne varmış durumunda? Karnı tok, sırtı pek. Bir parça iş görmesi mi gücüne gidiyor yoksa? Merhaba, hoş geldiniz. Kabilse birkaç dakika Ayşe'yi görmek istiyorum. Gelin. Bir dakika. Çocuğu ne sebeple görmek istediğinizi sorabilir miyim? Öğretmeni olduğumu ve kendisini çok sevdiğimi biliyorsunuz. Küçük bir çocuğu yabancı bir erkek öperse, ya çocuk hakikaten pek sevimli veya annesi çok güzeldir derler. Sizin de Ayşe'ye olan bağlılığınız sakın yakışıklı babası dolayısıyla olmasın. Bu gülünç bir itham. Babasının hasta olduğunu biliyorsunuz. Gülünç olan sizsiniz. Mamafi bir bakıma hakkınız da var. Sizin yaşınıza gelmiş bir kız için bütün ümidini bir hastaya bağlamak da bir nevi tesellidir. Maksadınızı anlıyorum. Hiddete kapılmamı ve çocuğu görmeden gitmemi istiyorsunuz. Bunun için hiddetlenmeye lüzum yok. Zaten çocuğu görmeden gideceksiniz. Sebep? Burası benim evim. Ancak arzu ettiğim insanlar içeri girebilirler. Elindekini yere bırak da bayana kapının yolunu göster. Ne yapıyorsunuz senden? Anlıyorum sizi. Zavallı bir mahluksunuz siz. Küçücük bir çocuğu kıskanacak, ona kim bağlayacak kadar zavallı. Biliyorum, bu sözlerim sizi ona daha çok düşman edecek ama kendi çocuklarınıza aşıladığınız budalaca gururun onda olmayışı, zekası, ruhunun asaleti kudurtuyor sizi. Yalnız şunu unutmayın ki, ne bahasına olursa olsun çocuğu sizin elinizden kurtaracağım. Azmettim bunu, anlıyor musunuz? Kurtaracağım çocuğu. Bana bak. Bu evin hakimi benim. Haberim olmadan hiçbir şey yapılmayacak. Biraz sonra Kenan'ı eve getireceğim. Annesinin odasında kalacak. Tedavisiyle ben meşgul olacağım. Kardeşinin ebediyen kötürüm kalmasını istemiyorsan dikkatli hareket et. Anlıyor musun? Nasıl yaparsınız bunu? Hepiniz delirmişsiniz, hepiniz! Abim annemin öldüğünü öğrenirse dayanamaz buna. Ferit böyle istiyor. Kardeşine seve seve bakacağım. Ne de olsa kocamı severim. Biliyorum. Nasıl sevdiğini biliyorum. İsrarınızın sebebini anlamıyorum. Kenan Bey'in bir müddet daha burada kalması lazım. Ben aynı fikirde değilim doktor. Onun durumundaki bir hastanın daha ziyade sevgi ve şefkate ihtiyacı vardır. Her dakika bir tıbbi müdahale icap edebilir. Ufak bir ihmal veya hata ömrünün sonuna kadar kötürüm kalmasına sebep olabilir. Bakın doktor. Bu iş için ailece karar verdik. Şayet endişeniz hastanın elinizden kaçması ise merak etmeyin. Ücretiniz fazlasıyla ödenecektir. Yukarı çık. Babanı hastaneden getirdiler. Babam geldi.
Hayır! Canım babam benim! Seni ne kadar özledim bilemezsin! Sabahlara kadar senin için ağladım! Allah babaya dua ettim babacığım! Ne olur ağlama babacığım! Senin ağlamana dayanamam! Ben sevinçten ağlıyorum! Biliyorsun sulu gözlünün biriyim ben! Sulu gözlüyüm işte! Yeter artık! Hastanın yalnız kalması lazım! Çıkarın yukarı! Ben de gelmek istiyorum! Babandan ayrılmam! Babana heyecan ve üzüntü katiyen yasak! Şimdiden üzmeye başlamayalım onu! Bundan böyle benden izin almadan kimse onun yanına girmeyecek! Ne demek? Bilakis Ayşe'nin onu sevindireceğine inanıyorum! İyileşmesinde faydası olur! Doktordan daha mı iyi bileceksin? Hayır, fakat sana inanmıyorum! Yalan mı söylüyorum yani? Evet! Nasıl mani olursunuz çocuğun babasını görmesine? Çocukluk etmeyin! Hastanın yanında bu şekilde harekete hakkınız yok! Sen aşağı git Ayşe! Siz de işinize bakın! Cemil! Seninle biraz konuşmak istiyorum. Mühim bir şey. Buradan, bu evden ayrılmak istiyorum Cemil. Evliliğimiz müddetince seni mesut edemediğimi biliyorum. Elimde değil, ben buyum. Ama ne de olsa karınım, çocuklarının anasıyım. İlk defa senden bir şey istiyorum Cemil. Kenan'ı ve Ayşe'yi alıp gidelim bu evden. Yalvarırım sana Cemil. Nefretle bakmana lüzum yok Kenan. Eskiden ben senin esirindim, şimdi sen benim esirim oldun. Hala seni unutamadım. İçimdeki arzu hiç sönmedi. Nasıl olursa olsun, bir gün benim olacağını biliyordum. Ne tuhaf değil mi? Bak benimsin artık. Benden nefret ediyorsun değil mi? Her gün bir parça daha eriyecek, burada benim yanımda öleceksin. Ama kimsenin, hiç kimsenin olamayacaksın. Şimdi benden niçin nefret ettiğini anladım. Anneciğime niçin hakaret ettiğini biliyorum artık. Sen kötü kalpli bir kadınsın. Babamı da, beni de öldürmek istiyorsun. Boşu boşuna gürültü yapmaktan vazgeç. Nasılsa ihtiyar öldü. Ama odası boş değil. Onun gürültüye ihtiyacı yok, işi tamam. Ama halledilmesi lazım gelen daha mühim bir mesele var. Neymiş o mesele? Çılgın bırak! Korkma ya. Al şunu da. Hadi. Hadi bakalım tontonum. Yürü bakayım. Şöyle. Oh.
haber? Elinden bir kaza çıkabilirdi. Ya vursaydın çocuğu? Eğer vurmak isteseydim işi tamamdı. Bana bak, Kenan'ın iyileşecek olursa ne yaparsın? Ne olur miras işi? Ne olacak? Köşkü Ayşe'ye bıraktı koca karı. Köşkü, bütün bu araziyi ve milyonlarca lira. Size de bıraktı ya, daha ne istiyorsun? Ah, bize kalan kanuni hakkımız. İstediğim hayatı yaşatmaz. Bana para lazım. Para! Bu işin icabına bakacağım. Ne yapmak niyetindesin? Söyle! Fakat nasıl olur doktor bey? Ne bahasına olursa olsun müsaade etmemeniz lazımdı buna. Müracaat ailesi adına yapıldı. Hastanın hayatı tehlikede olmadığına göre başka bir müdahalede bulunamazdım. Fakat... Evet, anlıyorum efendim. İyi günler. Kenan Bey'i hastaneden çıkarmışlar. Doktor bütün ısrarına rağmen mani olamamış. O kadının iyi niyetli olacağına inanmak imkansız. Ne kadar üzüldüğümü bilemezsiniz. Öyle çaresiz bir durum ki ne yapacağımı bilemiyorum. Hayır, yok. Beni yanlış anlamayın. Üzüntümün sebebi sadece Ayşe. Onu ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Sana kimin için üzüldüğünü soran var mı kızım? Mühim olan onlara bağlılığın, yardım etme arzun. Şunu unutma ki mesut olmak o kadar kolay değil. Bazen bütün bir hayat boyunca mücadele etmek icap eder. Senin yerinde olsam hiçbir şeyden yılmam. Durmadan telefon ederim. Ne bağısı ne olursa olsun. Tekrar tekrar oraya giderim. Mücadele ederim kızım. Alo, evet efendim. Ben Nazlı. Oh, öyle memnun oldum ki. Ayşe nasıl? Çok özledim onu. Söyleyin ona üzülmesin. Hepsi geçici. Yanımda. Öğretmenin. Halacığım. Yanımda sizinle konuşmak istiyor. Al bakayım. Öğretmenim, canım öğretmenim. Bilemezsiniz ne kadar özledim sizi öğretmenim. Ne olur kurtarın bizi buradan. O kadının elinde bırakmayın beni. Ayşe, alo, alo! O kadının elinden bizi kurtarın öğretmenim. Babamın bu evde iyi olmasına imkan yok öğretmenim. Bana babamı bile göstermiyorlar. Onunla aynı evde yaşıyoruz ama birbirimize hasretiz. Babamı görmek istiyorum ben. Ne olur, kurtar bizi. Demek bütün derdin bu. Bundan sonra babanın odası daima açık duracak. Ama en ufak bir itaatsizliğini görürsem bir daha yüzünü göremezsin babanın. Kabul mü? Kabul. Gel. Baba, babacığım! Dur, önce söyleyeceklerimi yap. Bundan sonra bu katı sen silip süpüreceksin. Delirdin mi sen? Ölürüm de bırakmam. Sen karışma. İşkenceyle öldürmek istiyorsun Kenan'ı değil mi? Bırakmam, bırakmam! Ben de vazgeçerim göstermekten. Hayır! Hayır, hayır, bırakın ne isterseniz yaparım. Bırakın alacığım. Babamı görmek istiyorum ben. Her şeye razıyım. Bir gün bütün bunların cezasını çekeceksin. Biliyor musun ne zamandır gözüme çarpıyordu? Bu çocukta bir fazlalık var diyordum. Ama şimdi buldum. Gelsene sen. Gel diyorum sana. Öyle sinirime dokunuyor ki o saçların. Kökünden kırpmak geliyor içimden. Yapmayın! Ne olur yapmayın! Kıpırdama diyorum sana! Baba! Babacığım! Adem aşkına müsaade etme karına! Kenan'ı öldürecek! Dayanamıyorum bu işkenceye! Dayanamıyorum!
Çıkın dışarı hepiniz. Sen de çık. Çabuk. Buraya gel. Şu çizmeyi çek bakalım. Olmaz. Ata biner gibi yap da öyle çek. Kovboy filmlerinde hiç görmedin mi? Yavru, çok cılızsın be. Amcanla bir sürü kuş vurduk, onlardan yere beslen. İstemem. Ben kuşları uçarken, ağaçlarda öterken severim. Ne vurulmuş kuşun, ne onları vuranı severim. Hepsi senin olsun. Babacığım, canım babacığım. Ne olur, sen kendini üzme. Ne olursa olsun babacığım. Sen yanımda olduktan sonra her şeye katlanırım ben. Zaten hiç yorulmuyorum. Kendime evcilik oynayan bir çocuk yerine koyuyorum. Bilirsin, eskiden de böyle şeylerle oynamak hoşuma giderdi. Aldırma o kadına sen. Ben hayatımdan çok memnunum babacığım. Mutfakta aşçı kadına yardım ediyorum. Zavallıcık, o kadar işi tek başına yetiştiremiyor. Hem iyi insan başkalarına yardım eder diyen sen değil miydin? Yoksa inanmıyor musun bana babacığım? Ne kadar da tatlı gülersin. Sen gülerken içim nasıl oluyor bilemezsin. Sanki 10 tane güneş doğuyor içimde. Kocaman kocaman çiçekler açıyor şuramda. Sabah olduğunun farkında değil misin küçük hanım? Uyuyakalmışım efendim. Hanımefendi. Hanımefendi. Hadi sen aşağı git. Belki de çocuğa eziyet ettiğimi düşünüyorsundur. Ama maksadım eziyet değil, terbiye etmek. Seninle mühim bir iş için görüşmeye geldim Kenan. Çocuğun rahatı, hayatı senin arzuna bağlı. Senden sadece ufak bir ricam var. Evlendiğin zaman annenin karına verdiği mücevherli bileziği istiyorum. Tabii miras işinde de ufak bazı ricalarım olacak. Düşünmek, karar vermek için çok vaktin var. İdareli sarf et. Enişten verirken söylemediğini bırakmadı. Nereye gidiyor çocuk? Koş yakala! Gel.
ağlama Ayşeciğim. Göreceksin, hepsi geçecek. Beni bırakmayın. Ne olur bırakmayın. Artık oraya dönmek istemiyorum. Burada sizin yanınızda kalmak istiyorum. Yavrum cesaret. O kadın babamın önünde bana eziyet ediyor. Babam üzülürse iyi olmaz. Belki de ölür. Bunu bildiği için yapıyor. Ne olur beni bırakmayın öğretmenim. Bak Ayşe, beni iyi dinle. Ne yapıp yapıp seni ve babanı o evden kurtarmamız lazım. Bu şart. Şimdi derhal eve dönüp sana söyleyeceklerimi halana tekrar edeceksin. Bak, dinle. Neredeydin? Öğretmenimi görmeye gitmiştim. Kimden izin aldın? Konuşsana. Kimden izin aldın? Hala. Hala, hala. Bu evde hala yok, baba yok, sadece ben varım. Benden izin almadan bir yere gidemezsin. Bir hafta odanda kapalı kalacaksın. Yalnız kuru ekmek yiyeceksin. Yürü, yürü! Ama ne olur kurtar beni, ne olur dinle! Hayır, dinlemem. Suçlusun. Haber vermeden gitmemeliydin. Cezanı çekmen lazım. Ayşe! Halacığım! Beni affet yavrum, bugün mahsus öyle konuştum. Anladım, sonradan anladım halacığım. Beni iyi dinle. Öğretmenimle konuştuk, bugün beni kurtaracak. Bu akşam saat 12'de bahçe kapısının yanında seni bekleyecek. Onu alıp babamın yanına götür, sakın geç kalma. Halacığım, gideceksin değil mi? Merak etme yavrum, merak etmemeliyim. Allah baba yardımcın olsun. Nurten Hanım, Nurten Hanım! Ayşe nasıl? Odasına kilitlediler. Bir hafta dışarı çıkamayacak. Buyurun. Merhaba. Bu sefer çiçek getiremedim, özür dilerim. Ama çok gülünç bir şey bu, ziyaretime bile müsaade etmiyorlar. Yanınızda kalıp sizinle Ayşe hakkında uzun uzun konuşmak isterdim ama... her dakika tehlikeli bizim için. Biraz çabuk olsak. Ayşe'nin bu evdeki hayatı tahammül edilmez bir hale geldi. Onu yanıma almak istiyorum. Yarın gece gizlice gelip alacağım buradan. Kardeşiniz yardım edecek. Ondan sonra da en kısa zamanda hastaneye yatmanız lazım sizin. Evet Kenan. Bu şekilde hareket etmeye mecburuz. Çocuğun bende olduğunu kimse bilmemeli. Ayşe'yi bana emanet edecek misiniz? Bana güvendiğin, inandığın için teşekkür ederim. Yarın akşam saat 1'den sonra bahçe kapısının önünde olacağım. Rica ederim dikkatli olun, çocuğu göz önünde bulundurun. Allah'a ısmarladık Kenan.
İnanın bana doktor. Kadının bütün gayesi hastanın iyileşmemesi, daha kötü olması. Belki de ölmesi. İşin iç yüzünü bilmiyorum ama bir sebebi var bu davranışın. Unutmayın ki hiçbir doktor hastayı ailesinin veya kendisinin rızası olmadan hastaneye yatıramaz. Kenan Bey'in durumu malum. Doktor bey, parmaklarının hareketi fazlalaştı. Gizlice bir yazı yazdırabilsek mutlaka hastaneye yatmak arzusunda olduğunu bildirir bir yazı. Olabilir. Bu yazıyı bize kız kardeşi yazdırabilir. Bir telefon edebilir miyim doktor bey? Alo, alo? Neresi efendim? Alo! Alo, neresi? Ne istersen vereceğim. Ne zaman olacak bu iş? Bu gece. Evden kaçtı. Evden kaçmaya alışık bir çocuk. Herkes biliyor bunu. Bu gece korkutup kaçıracağız yattığı yerden. Bir kere sokağa çıkardık mı tamam. Gecenin bu saatinde sokakta yalnız başına bir çocuk. Bir otomobil çarpıverse basit bir kaza. Kim ne diyebilir? Düşünecek vaktimiz yok. Bu gece yapmalısın bu işi. Çok zor. Ne istersen vereceğim. Ama... Otomobille takip edersin. Gecenin bu saatinde kim görecek? Kabul mü? Kabul. Ne var? Biri kaçtı gibi geldi bana. Sen hazırlan, ben geliyorum. Kıymetini bilmedin Kenan. Baksana, hayatın boyunca bir daha göremeyeceğin kadar enteresan bir sahne seyrettireceğim. Beni sevmen için yalvararak gözlerinin içine bakıyordum. Beni reddettin. İğrendin benden. İntikam alabilmek için abinle evlendim. Bütün hayatım zehir oldu. Yaşamanın tek manası var benim için. Senden ve sevdiklerinden intikam almak. Bak. Şu yola bak. Birazdan Ayşe tek başına o yoldan korku içinde geçecek. Gecenin bu saatinde sokağa çıkacak. Arkasında da bir otomobil.
Yola bak Kenan. Gözünü hiç ayırma oradan. Ufak bir kaza olacak bu gece. Meçhul bir araba sevgili kızına çarpacak. Bu sonu sen istedin Kenan. Yazık. Halbuki ne mesut olabilirdik. Allah kahretsin. Sevinme. Kurtulamazlar elimden. Nazlı çocuğu kaçırıyor. Fazla uzağa kaçamazlar. Neredeler acaba? Bir yere girmişlerdir. Sen burada bekle. Koş yavrum, koş. Sen burada kal Ayşe. Ben polise ve öğretmenine telefon edeyim. Cesur ol kızım. Sakın ses çıkarma. Çabuk! Çabuk! Andan da yok. Hürrem de gitmiş, duracak vaktimiz yok. Sen arabayı hazırla.
Hayrola, askerlik arkadaşın mı? Hayır, sınıf arkadaşım baba. Hahahaha!